Seçim tırımızın bugünkü durağı Kahramanmaraş. Maraş, Kurtuluş Savaşı'nda halkın gösterdiği direnişten dolayı kahraman unvanını almış ve İstiklal Madalyası'na layık görülmüş Türkiye'nin madalyalı ili. Dondurmasıyla ünlü şehirde, tarihi ve doğal güzelliklerde ön plana çıkıyor. Bugün Kahramanmaraş'ın nüfusu 1 milyonu geçti. Yaklaşık 685 bin seçmense 30 Mart günü sandık başına gidecek. Seçim tırımız bugün Kahramanmaraş halkının sesine kulak veriyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belediye başkan adayları sizin oyunuzu alabilmek için ne yapmalı? Halk için ne yapacaklarsa onu söylemelerini bekliyoruz sadece. Yapmayacaklar hiçbir şeyi söylemesinler. Eğer önceki başkansa bu, geçmiş çalışmalarına bakıp etkilemeli. Ama yeni gelmiş başkansa yeni projeler üretmeli. Şehrimizi kalkındırabilecek, ilgi çekecek şeyler yapması lazım. Benim oyumu alabilmek için öncelikle bana hizmetlerini yapsınlar. En önce ulaşım sorununa çözüm bulmalı. Kahramanmaraş'a otopark yapmalarını istiyorum. Ulaşım probleminin olduğunu düşünüyorum. Hani içerisinde de bulunduğum durum hasebiyle bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Engelli kardeşlerimizin toplu taşıma araçlarındaki durumunun düzeltilmesi, bizlerin yürüyebileceği şekilde yapılmış olan yerlerin belediyemiz zabıta ekipleri tarafından denetlenerek yol içerisinde malzemeler, bilmem kasalar falan koyulmaması. Bence trafiği açması lazım, ulaşım için uğraşması lazım biraz. Her şeyden önce güçlü bir aday olması ve genelde herkese hizmet edebilmesi lazım. Öncelikle hani öğrenci olduğum için elbette öğrencilere yönelik bir şeyler yapmalı. Ulaşılamadık, itfaiyenin giremediği çok mahallelerimiz var. Onlara girilmesi lazım. Çevre kirliliğini mesela önlemeli benim açımdan. Yol kesinlikle Kahramanmaraş için çok büyük bir sorun. Yolları yapmalı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Belediyenin hangi hizmetlerinden yararlanıyorsunuz? Halk eğitimi falan kurslarımız var, evet. Gidebildiğimiz, dikiş nakış kurslarımız var. Bayanların kendini geliştirebileceği kurslar var. Gençlik ve spor merkezlerinden çocuklarımı götürebiliyorum. Belediyenin halk otobüsünü kullanmaktayım. Ya inan ki ben şöyle sosyal yaşam dersen ben bir ailemle haftada bir parka giderim. Çocuklarımı bir parka götürürüm. Başka bir şeyinden daha yararlanmadık. Mesela halk eğitim merkezleri olabilir. Tiyatro kursları var, resim kursları var, modern dans gibi onlar olabiliyor. Öncelikle altyapı hizmetlerinden, ulaşım şeyinden, asfalt çalışmalarından ve taşımacılık faaliyetlerinden yararlanıyoruz. Otobüslerinden falan yararlanıyoruz genelde, kütüphanelerinden yararlanıyoruz, tiyatrolardan. Bundan önce özel halk otobüsleri vardı. Bilmiyorum birkaç senedir sadece daha büyük otobüsler geldi. Sadece onlardan faydalanabiliyoruz. Suyumuz karlı yaylalardan gelen bir sudur. Bu suyu menba suyu olarak parayla satın alınan suyu biz şu anda bedava olarak içiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer şehirlerde gördüğünüz, keşke bizde de olsa dediğiniz bir proje var mı? Mesela bir Adana olsun, Antep olsun, bayağı yollar geniş, metrolar var, tramvaylar var. Şu yani an evet. Hiçbiri yok. İstanbul'daki o minyatür tarzı bir park yapılabilir. Çok güzel olur. Yani geniş arazilerimiz var, havası güzel buranın. Antep'te büyük bir hayvanat bahçesi var ama Maraş'ta yok. Maraş'ta olmasını gerçekten isterdim. Antalya'da gördüğüm metro sistemi, işte Bursa'da gördüğüm teleferik sistemi. Mesela Bursa'da görmüş olduğum bir proje var. Teleferik projesi. Burada Ahır Dağı var bildiğiniz gibi. Ahır Dağı'ndan şehir merkezine ya da üniversite civarlarına bir teleferik projesi gerçekleştirilebilir mesela. Ve Bursa'da Ulu Dağ var. Bu da şehre turizm geliri olarak büyük bir katkı sağlamakta. Ahır Dağımız var bizim burada. Otel ya da bir kayak merkezi açabilirler diye düşünüyorum. Metrobüs istiyoruz. Metrobüs geldiği zaman ulaşım sorununu %99 azalacağına inanıyoruz.
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı'nın önünde bir tane alt geçit, üst geçit var. Bulunmuş olduğumuz Göbek'te o kadar mükemmel bir üst geçit olur ki şehrimize. Bursa'da teleferik sistemi bulunmakta. Kahramanmaraş'ta da olmasını istiyorum. Adana'da, Ankara'da, Gaziantep'te raylı sistemler bulunmakta şehirlerde. Ben Kahramanmaraş'ımıza da en kısa zamanda raylı sistemin gelmesini istiyorum. Maraş'ın birçok güzelliği olduğunu inanıyorum ben. Bunları öne çıkarıp her şehrin kendine münhasır olan şeylerin ortaya konulması gerektiğini, memleketin kendi özünün tanıtılmasına ihtiyacı var diye düşünüyorum. Belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız? Ahırdağ'a teleferik yapılabilirdi ve hani Kılavuzlu Parkı'nın oralardaki barajlara işte nasıl söyleyeyim gezilebilecek sadece insanların barajın o serin sularında kafa dinleyecek yerler yapardım. Benim projemi niye çaldın? Ben belediye başkanı olsaydım şu anda bizim eski sanayi sitesi var. Şu anda şehrin ortasında kaldı. Burayı ilk önce burayı komple baştan aşağı yıkardım. Halkın sorunlarını yardımcılarından değil de bizzat kendim gezip dolaşarak gördüm. Bu nüfusta, bu coğrafyada bir şehir modeli en azından hiçbir şey bilmiyorsam bir mesela Antalya'yı modelleyebilirim diyelim. Mersin'i modelleyebilirim. Önce halkımın arasında bir güzel gezerdim. Halkım ne istiyor, ne düşünüyor, onların düşüncelerine göre projeler çizer, ona göre davranırdım. Ben belediye başkanı olsaydım Maraş'ı turistik bir yer haline getirmeye çalışırdım. Kalkınması için yani. Ben belediye başkanı olsaydım ben şunu fark ediyorum ki engelliler için yolda yürümek çok büyük bir sıkıntı. Yani bunlar göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Yeni dönemde belediye başkanınızdan beklentileriniz nelerdir? Kendi kaynağının doğru olarak şehre yansıtılması. Ulaşım problemini çözmesini isterim başta. İlk başta o. Geç saatlerde ulaşım sıkıntısı var. Özellikle bu ulaşım sıkıntısının çözülmesi lazım. Otobüslerimiz saat 11'den sonra otobüs bulamıyoruz yani. Mecbur öğrencisin, dışarı çıkman gerekiyor, içeri girmen gerekiyor. Hani bu tür şeylerde ulaşımı gece en azından 12'ye kadar da olsa ulaşım hizmeti görmek bizim için en mutlu şey olur yani, en iyi şey olur. Yayla turizmi yapılabilir Kahramanmaraş'ta. Yani bir barajımız var, her tarafımız baraj, baraj gölleri var. Yani bugün su sporları yok Maraş'ta. Öğrenciler yani Maraş'a çekmek için çok şey yapılabilir. Eğlence mekanları olsun, kafe olsun. Bunlar yapılabilir. Gezi düzenlemeleri olabilir. Çünkü her öğrencinin imkanı olmuyor. Mesela örneğin bir Çanakkale gezisi olabilir. Metrobüsler yapsınlar. Hayvanat bahçesindeki kişi başı fiyatlarını düşürsünler. Sirkler açsınlar. Engellilerin gezebileceği veya eğitim görebileceği yerler açabilir. Ben bir üniversite öğrencisi olarak ikinci bir üniversiteyi her zaman istemişimdir Maraş'ta. Yani ikinci bir üniversiteye getirilebilir. Benim de özürlü oğlum var, ondan biliyorum. İşte onların rahatlıkla yürüyebileceği yollar. Rahatlıkla işte otobüslere binebileceği rahat bir otobüsler. Yani işte özürlü arabasıyla olsun. Kıbrıs Meydanı'ndaki yolun otolara yer altından açılması, müftülüğün oradan Ulu Cami'ye kadar olan yerin üstünün yaya insanlarına, yayalara verilmesini hayal ediyorum. Amatör şairlere fırsat verilmiyor Maraş'ta. Eğer bir şiir festivali olursa altyapısının doldurulmasını istiyorum. Bakarla yürü, sevgiye çanak tut. Yak yüreğindeki ocağı, aşında ne güzel. Çölde yağmur yağdırır gözyaşıyla aşk. Sev, çünkü cennettir sevgi. Bir yeni dönem belediye başkanımızdan beklentim bu batı köylerine bir köprü mesela. Köyümüze gitmek için 25-30 kilometre gidiyoruz ama buradan olsa 5 kilometrede hemen geçeriz veya batı köyleri de bağlanır buraya. Kahramanmaraş'ta yapılan en önemli hizmet sizce nedir? Bence şu an en güzel hizmetlerden birini söyleyeyim. Suyumuzun tertemiz gelmesi. Altyapılar yapılmış.
bisiklet yolları yapılmış. Arıtma tesisleri yaptı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat'ta kurtuluş etkinlikleri yapılmakta her yıl. Bu kurtuluş etkinlikleri her yıl yani Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle güzel yapılmamakta. Bunları çok beğenmekteyim, kurtuluş etkinliklerini. En önemli hizmet. Kaldırım. Kahramanmaraş'ta yapılan en önemli hizmet benim için kaldırımlarda bizlerin yürüyebileceği yolların yapılmasıdır. Değişik çevre yollarının yapılmasıyla şehir içi trafiğimiz nispeten de olsa rahatladı. Bir belediye binası var. Yani açıkça konuşursan güzel bir şekilde. Bir sosyal yaşam olarak birkaç tane park var. Başka bir şey de şu anda ben göremiyorum. Bence en önemli hizmet bizim oturup da arkadaşlarla görüşebileceğimiz bir alan yoktu. Ama şimdilerde bu alan gittikçe arttı. Birçok yerde oturup arkadaşlarla sohbet edebileceğin parklar, bahçeler arttı yani. Parkların olması gençlerin, yaşlıların, çocukların vakit geçirebileceğin güzel şeylerden bir tanesini yaptı mesela. Belediye başkanına ya da adaylara tek soru sorma hakkınız olsaydı ne sorardınız? Neden Kahramanmaraş? Benim oyumu alabilmek için üniversiteye ne yapardınız? Yeni dönemde ne yapmayı planlıyorsunuz derdim ben. Adaletli şekilde hizmet edip etmeyeceklerini soracağım. Bugüne kadar ki belediyecilik anlayışı dışından nasıl bir hizmet getirirsin diye sorardım. Tek soru sormak hakkım olsaydı şunu sorardım. Sevmeyi biliyor musunuz diye. Kahramanmaraş'ta yapacağı en büyük hizmetlerin ne olacağını sorardım. Kahramanmaraş'a raylı sistem ne zaman gelecek diye sorardım. Metrobüs ne zaman geliyor, ulaşım sorunu ne zaman çözülüyor diye sorarım. Kahramanmaraş'ın çarpık yapılaşmadan nasıl kurtarabilir veyahut da nasıl yapabilir onu sorardım ben. Ahırdağ'a teleferik yapılıp yapamayacağını sorardık. Halkın her kesimine hitap edebilecek bir projesi var mı? Emanet aldıklarının farkındalar mı diye sorardım. Kahramanmaraş'ın en önemli sorunu sizce nedir? Bu sorun sizce nasıl çözülür? Bence kentin en önemli sorunu sosyal yaşam. İlla konser, illa hani sinema, tiyatro değil de daha böyle kültürel, daha yerel, daha yörel şeyler yapılsa, hani hem de ailenizle katılabileceğiniz, hani müzik bir yerler yapılsa, bu tür sosyal faaliyetlere hani yatırım yapılsa ya da bakış açısı böyle bir bakış açısı olsa, bence bu sorun giderilebilir yani. Kahramanmaraş'ın en önemli sorunu öğrenciler için barınma sorunu olur. Vatandaşlar tarafından öğrencilere kiralık ev verilmemekte bu şehirde. Vatandaşlarla gerek görüşerek, gerekse devlet tarafından, belediye tarafından vatandaşlar için öğrenci evleri ya da öğrenci yurtları yapabiliriz. Kentimizin en önemli sorunu yol ve trafik. Bunu da alt geçit ve üst geçit olarak çözdüğüm zaman, ışıkları kaldırdığım zaman hem yayalarımı rahatlatırım hem trafiğimi rahatlatırım. Ulaşım yollarımız kötü zaten. Çok kasis var. Alt geçit, üst geçit bir tane var Maraş'ta. Daha çok olması gerekiyor. Mesela üniversitenin orada bir tane yapsalar, garajın oraya yapsalar çok güzel olur. Mesela hafta sonları bizim burada belediye otobüslerimiz çalışmıyor. Hafta sonları da ondan sonra otobüs olsun isterdim. Onu yapardım. Yeteri kadar kendini ifade edebilen bir şehir değil. Yani kendi halinde bulunan ve böyle tanıtıma falan çok açık olmayan bir şehir. Şehrimizin tanıtılmaya ihtiyacı var. Kahramanmaraş'ın en önemli sorunu imar planına açıldıktan sonra altyapının eksik yapılmasıdır. 3 tane dere vardı. Dere yatakları ıslah edilip kapandı fakat yeterli kanalizasyon olmadığından aşırı yağmur olduğu zaman patlama yapıyor. Bunun için büyüyen halk nüfusuna karşı ileriye dönük planlar yapardım. Ulaşım, çevre yolumuz bile yok. Mesela şu anda Hatay'dan veya Mersin'den Karadeniz'e otoban gidecek. O otobanın nasıl olursa olsun bu memleketten geçmesi için elimden geleni yaparım. Seçmenin Sesi bugün Kahramanmaraş'ta yaşayanların sesine kulak verdi. Günün sonunda başka şehirlere doğru yolculuk vakti geldi.